Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Evet, ben şimdi hemen konuya gireceğim. Hızlıca pizza hamuru yoğuracağım. Bu kuru mayayı da sıcak suyla kabartmak için ıslatmıştım. Kase de küçük olunca o da biraz taşmış. Elimde battı ama sıkıntı değil, zaten her türlü batacak. Şöyle ki biz bugün pizza yapalım dedik ama annemin Uşak'ta işi çıktı, o şimdi oraya gitti. Bütün malzemeler var, işte sosis, salam, kaşar gibi, sadece bir mantar yok. Eğer gelirken ay konuşamadım gelirken zaten mantar alır gelir tabii ki, yetişirse. İşte belki yetişemezsem sen pizza yaparsın dedi, o yüzden ben de dedim ki en iyisi oyalanmadan kardelen hamur var, yoğur. Eğer annem gelmezse de pizza yaparım diye düşündüm. O yüzden hızlı davrandım. Yani şu an bile nedense acele ediyorum istemsizce. Tuzunu da göz kararı koyayım. Bir hata yaptım şu an. Şimdi bir davul tepsisi pizza yapmayacağım. Biraz fazla olması lazım. Babaannemgille beraber yeriz pizzayı. 6 kişiyiz. Bu yüzden onu elemiştim. Şu kaseyi de koydum. Biraz dedim uğralık alırım. Ama almayı unuttum. Şöyle suyun gelmediği yerden birazcık daha alayım. Çünkü yoğurursam da bu defa fazla olacak. Tamamdır. Çok az daha su koyacağım hemen. Aman tuz. Yani çok da koymayayım, bir de fazla olur. Süt ayırmış olsaydık sütle yoğururdum. Ama ayırmamıştık, bu yüzden ılık suyla hamur yoğuracağım. Hamuru kabarmaya bırakınca da malzemeleri hazırlarım. Yukarıya çıkmadan önce de dolaptan, yani buzluktan mısır çıkarayım dedim. Çünkü biz haşlayıp koyuyorduk mısırlardan, pizzalarda kullandığımız için. Bir baktım yok. Yani eğer varsa, bulursam çıkarırım. Bulamazsam pizza mısırsız olur. İnşallah sizler de iyisinizdir. Biz yine bugün bir yemek telaşıyla başladık videomuza. Babam da bugün işe gider. 2 gündür işe gitmemişti, izinliydi. Yani pizzanın en geç saat 5-5.30 gibi hazır olması lazım. Şu an saatte ben size söyleyeyim 2'ye geldi. Öyle yani. Hazırla piş derken zaten o saate de gelir. Hamuru da yoğurdum. Kapağı da örtelim. Şimdi ben de mutfağa ineceğim. Malzemeleri beraber hazırlayalım. Bu da burada bizi beklesin. Tabii ki üzerine bir örtü daha örteceğim şimdi. Bu da yine ocak evinde kullandığımız örtülerden. Biraz şöyle hani yırtıklı falan duruyor ama bunu babam getirmişti. İşte mal götürdüğü fabrikalardan vermişler, parça bez gibi düşünün. Bize böyle yer şeyde, ocak evinde değerlendiriyoruz. Şu an örtemedim, çok saçma oldu. Katlayıp örteceğim. Evet, örtün bakalım. Tripodu da alıp oyalanmadan aşağıya inelim. Evet, biberleri, domatesleri yıkadım. İlk önce bunları doğrayayım dedim. Biberlerden başlayalım bakalım. Çekirdekleri iyice çıkarayım da. Biberleri çok küçük doğramayacağım. Yani şu şekilde falan bırakacağım, iri iri olsun. Evet. Ben hamuru yoğuralı neredeyse bir saat gibi bir zaman geçti.
İşte bunları hazırla, geri yukarı çık falan derken zaman çabuk geçiyor. Yani şöyle bakıldığında zaten hamuru yoğurmuştum. Bu malzemeleri de hazırlamakta ne var Kardelen? Yani bu kadar uzun sürmemeli dersiniz. Ama işte yani yıka, doğra, çıkar. Hep bunlar şey ya, vakit. Şimdi ne diyecektim ben? Malzemeleri saymama gerek yok. Standart pizza malzemeleri. Sadece mısır ve mantar eksik. Annemin de işi uzamış, geç gelecekmiş. Hamur da kabardığına göre ben artık pizzaya başlayabilirim. Bu defa da mantarsız olsun. Yani aslında pizzada da en sevilen mantar da. Neyse artık. Şöyle ki sos içinde içine domates suyu koydum. Sonra biber salçası. Biraz da kekik koydum. Yalnız kekikten de az koymuşum herhalde ya. Üzerine dökerken çok gibiydi. Karıştırınca hiçbir şey kalmamış. Yukarıda kekik varsa biraz eklerim ama olduğunu sanmıyorum. Hamur da güzel kabarmış. Tepsileri yağlayıp da oturacaktım ama yağlamadım çünkü bir iki ayrı beze tutacağım. Bir ayarlayayım ondan sonra, yani nasıl anlatsam konuşamadım yine. Hani hamur çok olursa iki büyük tepsi yapacağım ama hamur az olursa biri küçük biri büyük olacak. O yüzden yağlamak istemedim yani. Şöyle bakınca sanırım iki büyük tepsi gelmeyecek. Yani bir tanesi davul tepsisi olur, en büyüğü. Diğeri de küçük olur. Sizi bekletiyorum ama bunu da sıyırmak istiyorum. Hamur zevkli olmasın. Ve her zamanki gibi hatamı yaptım. Şu hamuru şuraya dökmeden önce un sepelemem gerekiyordu. Ben bugün niye konuşamıyorum acaba? Ve ben yine unuttum. Çok güzel, hamurum da bir güzel yapışmış. Acele ettiğim için böyle aksilikler buluyor maalesef ki. Ama halledeceğim. Bakın. Biraz uğraşmış oldum sadece. En son pizza yaptığımızda hamuru tepsiye koyduktan sonra altında yağ olduğu için hamur toparlanıyordu ve biz de bu yüzden sanayi kullanmıştık. Maalesef evde de ondan kalmamış. Mecbur sıvı yağ dökeceğim. Kesin hamur toplanacak, beni bir zorlaştıracak ya. İnşallah halledebilirim. Keşke unu birazcık daha fazla eleyip fazla yoğursaymışım. Şu an yani göz kararı bir şeyler anlaşılıyor. Hamur az. Neye bakıyorum biliyor musunuz? Şimdi bunu ben açarım. Davul tepsisine çok az gelebilir. Tepsi de yani şöyle büyük. O yüzden biraz bundan kesip bunu ekleyeceğim. Küçük tepsiye de bunu bir şekilde halletmiş olacağım yani. Aldıracağım mecbur. Evet, tepsileri de yağladım. Ellerimi yıkadım ve tekrardan oturdum. Şu küçük beze kenarda dura koysun. İlk önce büyüğü yapacağım. Şimdi babaannem gelip pizza yerken yemeğe de çağırabiliriz. Belki de küçük tepsiyi onlara da verebilirim. Çünkü annem ne zaman geleceği belli değil. Ben de akşam arkadaşlarımla buluşacaktım. Çarşıya gideceğim. Yani ben de yemeği erken yiyeceğim yüksek ihtimalle. Emmim de işten ne zaman gelir onu da bilmiyorum falan. Hani hepimiz bir sofrada büyük yüksek ihtimalle toplanamayacağız. Ben de en azından pişirdikten sonra babaanneme götürürüm. Ona da akşama hazır yemek olur. Yani fikrim öyle. Büyük bir tepsi yapayım da hani en azından bizimki ilk bir olsun düşüncesindeyim.
İlk tabii hamur falan gözüme küçük gelmişti de şöyle bakınca gayet büyük. Ben bunu nasıl açabileceğim acaba şu an? O kadar yumuşak güzel ki yani şöyle şöyle elimle açsam bile açılacak ama benim ona yapabilecek bir kendimde becerim yok gibi. Göremiyorum o beceriyi. Şimdi bu kadarlık zor zahmeti açtım. Şimdi tepsiye ekleyeceğim. Bu arada söylemeyi unuttum. Arka pencereden çok güneş geliyordu. Ben de üzerini örtüyle şöyle örttüm. Sonra minderle de tutturdum ona. En azından yani faydalı oldu. Görünüş olarak pek hoş durmuyor ama yani benim için şey önemliydi. Güzel bir görüntü oluşturmakta. Allah'ım inşallah yapışmaz ya. Yani şu an emin olun, börek peksimet yapsaydım biraz yol kat etmiş olacaktım yani. İşte işin zorlu kısmına geldik. Alt yağlı olduğu için ben bunu ne kadar böyle kenarlara yapıştırmaya çalışsam da bir yandan açılacak. Biraz kenarları kalın düştü ya. Kalın gelirse de kenarlarını yemesinler artık, ne yapayım? Ama tam oturdu yani. Şu an sevindim. Biraz şöyle yapıştırayım ben. Ondan sonra dökeyim salçasına. Şöyle birkaç delik açıldı. Onları da elimle kapatırsam. Evet, iyi, sevindim. Şimdi başlayalım malzemeleri koymaya. Sosumuzdan dökelim. Bunu da kalan tepsiye ayırayım da. Hepsinin de altını batırmış oldum. Sonuçta yıkanacak. Ne yapayım? Bu kadarlık yetişebiliyorum. Burayı da peçeteyi hazırlamıştım. Yani ellerimle yıkamaya gitmek şu an bana zor geldi açıkçası. Bu peçeteyi atacağım sanmayın ki bir yere atmıyorum yani halının üzerine falan. Ocak var ya, ocağın içine atıyorum şu an. Ve gitti. Şimdi ilk önce Allah. Bir saniye. Çok bekletiyorum size, farkındayım. Geçen gün de hatta yine böyle peksimet yaptığımda bir ablamız Kardelen elin çok yavaş demiş. Aslında çok da yavaş değil. Demek ki o kişi çok hızlıymış ki öyle düşünmüş. İlk önce peynir dökeceğim. Bunun da altında biraz kaşar vardı. Şu an peynirler gidince kaşarlar meydana çıkmış oldu. Evet. Gelelim elimize ne gelirse koyacağız artık. Biberlerden başlayalım. Dökme olarak yani yapmayacağım da yani döşeyerek ilerleyeceğim. Biraz döşeme olunca yavaş oluyor ama
daha güzel şekilde konulmuş oluyor. Eğer dökseydin bir tarafa malzeme az gider, bir tarafa çok gider falan. Diğer malzemeleri de koydum. Mantar olmadığı için pizza aşırı bir kırmızı oldu. Yani sucuk, salam, biber hepsi kırmızı olduğu için. Bir de domates de kırmızı. Görünüş olarak hani malzeme bol ama tepsi beni şöyle bir cezbedemedi. Belki şu an bana ekran başında kızanlar vardır. Niye böyle diyorsun? Hani mantar da olmasın diye. Ama hani yani bir şey özenerek yaptığım için bütün malzemelerin olmasını isterdim. Bir de aksi gibi mısır da yok. Çünkü bence pizzayı şöyle gösteren mısırdı. Neyse, bunu yaparken malzemeleri döşerken annem aradı. O da bir saate kadar falan gelecekmiş. Eğer hemen geleceğim falan deseydi diğer tepsiyi yapa koyardım. Mantarları aldırırdım. Gelince hemen onu da doğrayıp eklerdik. Ama geç geleceği için yani fırına gitsin pizzamız. Bunu fırına koyduktan sonra hemen ikinciye başlayacağım. Kaşarı bol olsun. Ve pizzanın son hali yakından bu şekilde. İnşallah hamurun da tuzu falan kıvamında olur da pizza güzel olur. Sonra da afiyetle yeriz. Ve sonra yine hayvanların bakımına gideriz. Hemen bunu da açtım. Umarım sen de diğeri gibi yapışmazsın. Ve çok şükür öyle bir şey olmadı. Bir tane daha büyüğü vardı. Biraz daha. O tepsiye de bu hamur sığabilirdi gayet. Rahat bir şekilde alırdı da içine. Ama onu bulamadım yani. Bir şey içine bir şey mi koyduk bilmiyorum da. Bir davul tepsine koyayım dedim. Ama baktım almayacak. Yani almayacak dediğim tepsiyi kaplamayacak. Bu yüzden en iyisi kalın olsun, bunda olsun diye düşündüm. O tepsiyi bulsaydım ona tam denk gelecekti. İkinci tepsi pizza da hazır. Bu arada bahsettiğim büyük tepsiyi buldum. Sonradan küçükten büyüğe aktardım hamuru. Tabaklarda boşaldı malzemeleri bitince. Şimdi fırındakine bakacağım. İlk önce bez almam lazım. Daha pişmez ama yine de bir bakayım aklım kalmasın. Ondan sonra tabakları aşağı indirip bulaşıkları toparlarım. Burada çıkanları. O kaşar en üzerinde olunca güzel erimiş. Bir 15 dakika sonra falan bakarım artık. Pizzaya da pişti. Onu mutfağa indirdim. Babama sordum. Çay içmeyecekmiş. Kendisi kavun kesmiş. Ben gelesiye kadar kavun, gazoz ve o şekilde pizzayı yiyecekmiş. Annem gelsin. Ben de onunla beraber yerim. Ne diyecektim ben ya? Aklımda bir şey vardı ekranı açarken. Kaşar üzerine bol geldiği için sanki yumurtayı çırpmışım da yumurta dökmüşüm gibi bir görüntüsü olmuş. Onun dışında güzel gözüküyor. İnşallah tadı da iyidir. 5 dakika bir ilk sıcaklığa gitsin. Ondan sonra pizzayı keseceğim. Kesmiştim. Babam yemeği yerken annem de geldi. Necmi'ye de verdim. Hatta Necmi mantarlı yemediği için aradım. Mantarsız pizza yaptım. Gel yiyelim dedim. O da bir yere gidecekmiş. Yine de katı verdim. Oradan gelince yersin dedim. Öylelikle yani bunu da size anlatmak istedim. Çok sıcak ya. Bununla mı uğraşmışsın? Benim de acil gitmem gerekti çarşıya. Allah'tan da sabahtan da biberi halletmiş olduydık. Yenici de geldi. Baktım sofra hazırlanmış.
Hatta bir de tadına bak Ede. Bak tabağıma da böldüm. Yedim. Bunu da ben de şimdi indirdim yukarıdan. Bir de babaannem de kesip götüreceğim. Gelmemiş değil mi annem işte? Hayır, gelmemiş. Ve tabakta varmışmış. Bizim pizzalarımız böyle doğal oluyor, bol oluyor. Hani dışta alsak ince olur. Kendimiz ettiğimiz için. Dur şurası. Şunu şöyle katalım. Şu gazoz mu? Gazoz. Domates, biber koysak içinde var zaten. Şu daha mı böyle güzel gözüküyor? Hepsi diye. Bazen hazırı bulunca çok iyi oluyor ama kardeleni görmeniz lazım. Soluk soluğu kalmış. Ya indim çıktım ya ondan. Bir de sıcak. Ben gittikten sonra hemen başladın mı sen? Başladım. Sen o zaman oyalanmamışsın. Hiç oyalanmadım. Aynen, direkt başladım. Hadi ki karnımı doyurun. Annemle yemeği yedik. Hemen aşağıya indik. Şimdi de beraber ineklere bakıyoruz. Bugün tuhaf bir durum var Karabaş'ta. Sabahtan beri bizde. Normalde öğlen falan hiç bize gelmezdi. Ancak böyle babaannem falan gelirse bazen onun peşinden gelirdi. Ama yani ne bileyim, gitmek istemiyor. Az önce babaannem gibi pizza götürdüm, kapıyı açtım falan. Yerinden bile hareket etmedi. Annemle şaşırıyoruz biz de. Herhalde dedik evi terk etti. Emmimle babaanneme küstü. Bize taşındı sanırım. Buraya iyi gelmiştir. Sanırım öyle. Oraya şimdi güneşe karşı. Buraya gölge ya. Olabilir. Öyle diyeyim ben. Yani böyle öğlen falan bize yatıyordu. Sen ne istiyorsun ya? Mama da verdim şimdi. Aha yengenlik benim ya. Gelmiş mi? Hiç ben tıkırtıyı da duymadım. Yani yemi genellikle kamyonla getiriyorlar. Kamyonda avluya girip çıkarken seslerini duyuyorduk. Bu defa Ocak evinde olduğum için fark etmemişim. Kardelen süt yeme az gelmiş ya. Bilmiyorum, kendine sayalım. 8 çuval dedim ben, babanı yanlış anlamıyorsam. 8 dedim. 6 mı dedim ki? 3. Ben 8 dedim. Bence sen ya 6 dedin ya da onlar 6 anlamışlar. Çünkü 6 çuval var. Evet. Ben 8 diye biliyordum ya. 6'da 2 yerine getirdim. Ne oldu abi? Süt gelmiş gibi heyecanlandım. Daha senin annen gitti ama unuttum. Senin annen gitti süt daha var. 5-10 dakika var senin annen. Ben hayret ya abi. Dedim 4 de oradan gelir. 10, 4, 8, 12. Ben eksik söyledim. Ben 8 demişimdir babana. Sen dilden söyledin değil mi? Mesajda falan var Hayır. mıydı? Eksik bu. Öğlen babam yegi hazırlamış. Yalnız karıştırmamış. Bu yüzden hayvanları verirken karıştırıp da vereceğiz. Üç inek de sağıldı. Diğerlerinin, yani buzağların sütlerini ben içirdim. Annem de artık son olarak küçük buzağımızdakini içiriyor. Azıcık soluklan, bir de öyle. Azıcık soluklan. Sana soluklan dedim, kendim bir canı su istedi bak. Karamel Hanım. Su mu istedi? He. Şu an benim de öyle. Kardeşim şimdi bana gülecek takipçilerimiz de kendi kendine. Bu dişi miydi, erkek miydi? Dişi. Dişiydi değil mi? Karamel Hanım dedim de ondan dedim. Yukarıdan tamam, soluk geleceğim ben anne ya. Gazlar onları hallederiz. Güvelerin biri su içiyor da hangisi göremedim. Arkadaki. Şuna alışamadı ya, bilemiyorlar. Ben bastırıyorum. Boşsa doldur evi kaydına. Boş. Bastırıyor, böyle. Hayır, yazmama dokanma, dur. Ya. Çek. O tatlı dilin elime değdikçe. Dur, dur, bak. Fazla dolduramadım yani. İnatçıymışsın sen.
işten geldi. Hala Karabaş eve gitmedi. Gelmiş mi işten? Gelmiş. Arabasını gördüm. Şimdi o pizzayı yiyorlar bunlar. Aynen. Geçen gün daha ateş yaktık. Tonganın biri boşalınca yine yakılacak çıktı yani. Toraman da bu çadırın üzerine yatmasını seviyor. Buyurun beyler. Bir an bayanlar diye isim geldi ama bizim kedilerimizin hepsi erkek. Şimdi mama kabına yukarıdan doldurup geldim ama biz bu şekilde vermiyoruz çünkü bunlar başında kavga ederler. Hayır hayır hayır. Minyatum sen de bir yer beğen. Kapının arkasına bana bakıyormuş. Ama size kedi maması vermeyeceğim. Çünkü zaten sizin ayrı mamanız var. Değil mi oğlum? Damı kapısı da kapalı. Hava hafif rüzgarlı olduğu için buzağımıza gelmesin, üşümesin o maksatıyla. Bahçeden geçiyordum. Tavukları katmaya giderken bir de ne göreyim? Tazecik bir acır. Gel beni kopar ye abla dedi. Ben de kıramadım. Ama şu an gerçekten kıramadım yani. Size değil bu kendime. Hiç bakmayın. Bu hortum. Annem bir de onu şamberle sıkmış. En iyisi diğer tarafta da yıkayabilirim. Bu kapının ipini bazen bağlamayı unutuyoruz. Sonra da rüzgarda kapı açılınca bunların hepsi hücum ediyorlar bahçeye. Yalnız ben sizi katmaya geldim. Sizin hiç girme gibi niyetiniz yok herhalde. Benim şuralarda bir yerlerde bir meşhur küçük bir değneğim olacaktı. Ve işte burada. Bu poşeti de geçen gün yukarıdan ben düşürmüştüm yanlışlıkla. Seni şöyle bir kenara alalım. Az sonra ben seni çöpe atarım. İlk önce bir tavukları katalım. Eğer sizin sularınız yoksa suları doldurayım diyecektim. Neredeyse hepsi de dolu. Hey sen gözümden kaçmadan devam et. Bu defa diğer kapı kapalıymış. Tersiye geçemedikleri için hepsi burada. Yoksa orası da açık olsaydı. Gördüm sizi. Geç. Tavuk nereye gidiyorsun ya? Çık. Çıksana. Nedense hep beyaz tavuklar da en sonra yakalıyor. Uyanık olduklarından mı yoksa şaşkın oldukları için mi bilmiyorum. Görüşürüz. Niye de şu tarafı kontrol edeyim de. İşte bu yüzden bir tane kova sabit hep burada suyla dolu oluyor. Çünkü kedilerimiz buradan suyu içiyorlar. O yüzden dolduruyoruz.
Ve şimdi de kazların sularını son olarak doldurdum. Aşağıdaki işimiz de bitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sokağa gitmeyeceksiniz gençler. Suyunuzu için. Yeminiz zaten akşama kadar önünüzde. Gerçi suları da var da ben döktüm, değiştirdim işte. 5 dakika sonra falan annem onları katar.